Merhaba, ben Defne Akman. Merhaba, ben de Deniz Tokgöz. Postanede kaydettiğimiz televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor, kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz. Bizlere televizyon çocukları podcast.gmail.com e adresinden yazmayı unutmuyorsunuz. Aynı isimle Instagram ve TikTok hesaplarımızda da bizi takip edebilir. Oradan da aynı soruları yöneltebilirsiniz. Bugün özel bir yayın yapmaya karar verdik. Pembeci'nin hayat verdiği televizyonun en saplantılı, en tehlikeli <laughs> ve manipülatif karakterlerinden Joe Goldberg. You'nun dördüncü sezonuyla yeniden Netflix'te. Sen severek izliyor musun? Bekliyor musun yani beklemiyordun dördüncü sezonu? Bekliyordum çünkü çok enteresan bir karakter fakat bence senin bilgilerin çok daha taze çünkü bütün kasla röportaj yaptın. Öyle bir şey yaşandı evet yaptık bu röportajı heyecanlı bekleyişlerle geçen bir gün oldu gerçekten. Dördüncü sezonu ben çok sevdim. Dördüncü sezondan birazcık böyle bahsedeyim spoiler vermeden bahsedeceğim. Tabii. Çünkü spoilerlar da dolu bir sezon gerçekten. İlk olarak iki bölümde yayınlanacak. Beş beş yani toplam on bölüm. İlk beş bölüm 9 Şubat'ta. ikinci beş bölümde 9 Mart'ta yayına girecek Netflix'te. Ve gerçekten neredeyse iki ayrı dizi izliyormuşuz kadar böyle twistlerle dolu Sen bir onunu birden izledin mi? Ben onu birden seyrettim. Onu yeniden seyrettim ve bayağı da zevk aldım. Bence mesela bu gelinen noktada hani belki de en iyi sezon diyebilirim. Londra'da geçiyor olması da beni bu anlamda birazcık böyle heyecanlandırmış olabilir. Çok yakışmış bence Joe Goldberg karakterine Londra. Biz bu sezon Joe Goldberg'ü Londra'da bir üniversitede edebiyat profesörü olarak <laughs> izliyoruz. Bu nasıl oluyor diye sormayın çünkü spoiler'a girer. İzleyip kendini seni öğrenin. Zaten ilk bölümde falan ortaya çıkan bir durum. E yani nasıl oldu bu adam yani o kadar cinayeti işleyip en son karısını falan öldürüp nasıl buralara geldi? Hiç böyle bir doğru düzgün bir diploması bile olmadan. Demeyin, izleyin <laughs> ve görün diyorum. Bu sezon geçtiğimiz sezondan bir tane oyuncu var. Bu sezonda da rol alan. O da Tati Gabriel. Nasıldı peki röportajlar Tati Gabriel? Valla Tati mesela en tatlılarından bir tanesiydi. Ya yani bu arada herkes gerçekten en çok şeker. Tati ile birebir röportaj yaptım. Bazıları da grup halindeydi. Tati birebir yaptıklarımdan bir tanesiydi. Yani müthiş bir enerji, acayip tatlı bir kız. Ha, yani onunla oturup uzun uzun konuşmayı çok isterdim. Çünkü enteresan da bir background var. İşte Koreli bir anne, siyah bir baba. Ve bunlarla ilgili de çok hani sesini çıkartan hani birazcık böyle bir ırk ve cinsiyet eşitliği konusunda falan da hani söylemleri olan genç bir oyuncu kendisi. Çok da güzel en son Kaleidoskop'ta oynamıştı. Ben Sabrina'da tanıdım. Sabrina da Teenage Witch değildi neyse onunla da işte o yine bir Netflix dizisi olan. Önünde de bayağı böyle güzel başka yeni projeler var. Birazcık onlardan da bahsetmeye çalıştım ama 5 dakika içinde artık ne kadar bahsedilirse. Pembezli bir o kadar tatlıydı. Onun dışında bu sezonda yeni giren oyuncular var. Onların bir tanesi Emily Hickman. Bunlar aslında İngiltere'de çok çok iyi tanınan oyuncular. Bir tanesi de Tilly Keeper. İkisi aslında EastEnders diye böyle bir efsanevi İngiliz soap opera pembe dizisi vardır. 3-4 sezon orada beraber de rol almışlar. Hatta onlar böyle bir küçük bir kısa filmleri de var birlikte çektikleri. Gerçek hayatta da çok yakın arkadaşlar. Dizide rolleri ve yolları çok kesişmiyor ama beraber oynadılar. Bir de Charlotte Ritchie var. Onu da şeyden hatırlayabilirsiniz. Yine çok güzel bir Netflix dizisi vardı Feeling Good diye. Orada rol alıyordu. Onun dışında Ghosts diye bir dizide oynuyor. Bunlar aslında böyle British Royalty diyebileceğimiz böyle bir İngiliz televizyonunda gerçekten çok çok bilinen isimler. Aynı şekilde Ed Speleers yine bu sezon kadroya giren isimlerden. O da Downton Abbey'den işte Outlander'a bir sürü dizide rol alan birisi. Şimdi de hatta Star Trek'in yeni versiyonunda oynuyor dizisinde. Bir de Lucas Gage var. Onu da en son White Lotus'ta en son demeyeyim ama White Lotus'taki en böyle akılda kalan karakterlerden biriydi. White Lotus'un ilk sezonunda izlemiştik. Oradaki Murray Bartlett'ın göz koyduğu bell boy mu desem işte otelde çalışanlardan birini canlandırıyordu. Çok böyle dizinin en sıcak diyorum tırnak içinde söylüyorum bunu sahnelerinden birini oynamışlardı beraber. Valla böyle tatlı bir kadro olmuş. Kim ölecek kim kalacak hani bütün dizi aslında yine spoiler vermeden şöyle bir şey diyebilirim. Bu dönem çünkü bu çok karşımıza çıkmaya başladı bir murder mystery. Evet. Kim öldürdü? Yani sürekli böyle bir kurgunun içerisindeyiz Yu'nun bu ilk sezonunda. Bunu söylememde bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Şunu söyleyebiliriz bir kere. Bu sezon işte Joe Goldberg senin de söylediğin gibi yani bir öğretim üyesi Londra'da yaşıyor. Yeni adı da Jonathan Moore. Heh, evet tabii evet. ismi de işte. <laughs> evet ve öğrencileri var işte ve aristokratlardan ve muhtemel kurbanlardan oluşan bir yeni çevresi var ve her sezon olduğu gibi burada da yani kafasının içinde böyle durmak bilmeyen bir ses, iç sesi var. Yani <laughs> ve bununla bizi yani yine eğlendiriyor, yine ürkütüyor. Yine aslında aşk arıyor, mutluluk arıyor, evet. böyle sakin bir liman arayışında. Senin bu saydığın yepyeni kast evet birçok tanıdık yüz var. Hı hı. İşte bu çevrenin mesela Lucas Cage babasının beklentilerini karşılamaya çalışan Amerikalı girişimci adam evet rolünde. Chili Keeper mesela Lady Phoebe sosyal influencer. Phoebe. Aynen. Değil evet, mi? Evet. Çok ee, tatlı bir karakter bu arada mesela Lady Phoebe bence. Evet, ya yani çok komik bir karakter, komik bir karakter mesela. Bir karakter, Belediye evet. başkanı adayı var bir tane, Reese. Onu da Ed Spillers o. Aynen, Ed Spillers o, Halldenrde falan oynuyor dedi. Ha, ha. Evet, bir de şey var, Emily Hickman. Bu da okuldaki parlak öğrencisi Nadia. Aynen, aynen. Hatta ondan birazcık böyle bir, bir şeyler de öğrenmeye çalışıyor bu Murder Mysteryler konusunda Jonathan. Onun yelisiyle. sayesinde giriyor bu Murder Mystery işine. Evet. Bana spoiler veremiyorsun ama yani çok <laughs> rahatsız oldum şu anda. Yani <laughs> Yayın bitsin her şeyi Gözümün anlatacağım içine bakıyorum arada. şu anda. <laughs> <laughs> çünkü gerçekten hani bütün sezon boyunca şeyi bekliyorsunuz şimdi kim ölecek kim öldürecek ve kim ölecek şimdi or böyle, böyle de bir soru işareti var işin içerisinde çünkü bir noktada kendini kurban gibi hissetmeye de başlıyor Joe bunlar önemli ama dediğim gibi hayır spoiler alamayacaksınız ağzımdan hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü hakikaten keyfinizi kaçırır kendiniz izlemelisiniz ve şimdi, keşfetmelisiniz. Ama biz Joe'yu ilk sezon aslında kitapçıda çalışan içine kapanık bir genç adam olarak tanıdık ya. Bir müşteriye takıp onu izliyor ardından da onunla romantik bir ilişkiye giriyor Aynen. ve rehin alıyor. İşte bunları da böyle dikkat çekmeden yapıyor. Çevresini çok ustalıkla idare ediyor. Çok usta ama çok da şanslı ya bu çocuk. Nasıl yani şans bu kadar <laughs> yaver gidiyor artık yani kaç leşi var yani ben anlamıyorum bu işi. Önce New York'taydı sonra Los Angeles'ta, ardından Kuzey Kaliforniya'da Madrelinda'da defalarca da hayatını yeniden kurdu. Ama o obsesif ruhuna mani olamıyor değil mi? Olamıyor, olamıyor. İşte işlerde böyle yüzüne gözüne bulaşıyor zaten. Zaten en çok da hikaye o bence. Yani hani böyle karanlık bir tarafı olduğunu farkında ama bir yandan da sürekli bununla savaşıyor. Yani hani o o karanlık tarafı tam olarak kabullenemiyor. Hayır hayır, ben bunları yapmış olamam gibi bir hali var sürekli. Yaptım ama istemeden yaptım, şartlar bunu gerektirdi ya da hak ettiler falan gibi bir hali var. Yani Dexter gibi mesela durumun %100 farkında ve kontrolünde değil asla. Ama bir yandan da yani evinin bodrum katında ya da işte çalıştığı yerin bodrum katında kafesleri olan bir insandan bahsediyoruz. ve insanları orada hapsediyor yani. o yüzden artık ne kadar kontrolünde olmadı tartışılır. Ya yani üçüncü sezon sonunda o karısı Lava ki o da Victoria Pedretti'ydi. Onu öldürdü ve ardından o güzelim evleri yaktı. Ya yani aslında yani şey karısı onu öldürüyordu. Evet. Ee, ama o önce davrandı. Hadi orada biraz da haklıydı diyebiliriz. O kızın içinden de bir var çıktı çünkü yani. i̇şte ama yani onların birbirini çekmesi de ilginç bir şey. <laughs> çocuğundan bile vazgeçti yani kurtulmak uğruna evet, kendi bir... hayatını yaşayabilmek uğruna özgürlüğü uğruna çocuğunu bile bırakıp kapının önünde bıraktı gitti. gitti Ve o yeni obsesyonu Meryem ki senin konuştuğun evet. işte Tati Gabriel, Tati Gabriel. aynen. Peşinden evet. Paris'e gitti. Evet. Öyle bıraktık biz onu 3. sezon sonunda. Biz öyle sonunda. bıraktık aynen. Hatta yani işte bu sezonun da nerede geçeceği o yüzden tam da belli değildi. Sonra bize duyurdular ki İngiltere'deyiz kıyafetlerden jargona hani her şey gerçekten çok British. Bu arada hani bir İngilizmiş gibi davranmıyor. Amerikalı olduğunu biliyoruz karakterimiz hala Amerikalı olmaya devam ediyor. Zaten nasıl giyinirse giyinsin ya alnında anında yazıyor evet. aslında ya. <laughs> yazıyor Amerikalı oldu. Öyle ama şey böyle espriler falan da hatta bunu da söyledim. Mesela işte Oscar worthy denilir hani böyle çok iyi bir performans için işte Oscar'a Oscar'lık bir performans denir. Burada mesela BAFTA worthy diyor hani bir noktada böyle hemen orada adapte olmuş İngiliz kültürüne. <laughs> BAFTA'lık bir performans sergiliyorsun. Şey, bu sezon profesör Jonathan Moore olarak egimde bir kampüste değil mi? işte akademik çalışmalara vermiş durumda kendi hatta demin sen dedin yani uzak durmak istiyor yani bu öldürme güdüsünden <laughs> yani böyle hatta yerleşmiş böyle Güney Kensington'da yani gayet eli yüzü düzgün bir dairede yaşıyor Lojman diye düşünüyorum hani o, o çünkü nasıl Lojmansa şey, evet, yani parası yani... yetmeyeceğini düşünüyorum ama bilemiyorum evet yani. <laughs> evet bak mesela o da çok ilginç değil mi <laughs> yani inanılmaz yani zmek, buzdolabı falan var böyle evde öyle bir ev yani çok da güzel döşenmiş falan kocaman bir böyle. Onu da yani falan. akademisyen maaşıyla karşılıyor. <laughs> evet, evet evet çok güzel. Evet. Hepimizin hayali. <gülüyor> <gülüyor> evet ve ayrıcalıklı insanlardan oluşan bir çevresi var. Diğer yandan da Meryem'i düşünüp duruyor. Tabii. o ona takılmış durumda hala derdi biraz onunla buluşmak. Diyeyim Ama yine susayım hani orada çünkü aslında yine hani ilk bölüm itibariyle Meryem'in durumuyla ilgili de bir şeyler öğreniyoruz. Bir takım bilgiler veriliyor bize yani. Ve huylu huyundan vazgeçmiyor <laughs> değil mi? <laughs> Bu dizinin bir özeti olacak olsa Defnedim aynen senin dediğin gibi huylu huyundan vazgeçmiyor olarak özetlenebilir. <gülüyor> <gülüyor> çünkü karşı komşusu Kate yani Charlotte Ritchie'yi ona karşı bir ilgisi söz konusu. Daha da önemlisi ama senin de demin dediğin gibi bu sefer aslında o yani insanları takip eden o sapık stalker değil aslında. Onun peşinde biri var değil mi? Evet bu sefer öyle ve zaten o kendi o halinden de sürekli bir kaçma durumu var. Yani Kate'i gördüğü an aslında etkileniyor ama kendini sürekli bir dizginleme, durdurmaya çalışma. Hayır bu sefer ben bunu yapmayacağım. Hayır ondan etkilenmeyeceğim. Hayır uzak duracağım derken bir şekilde kendini hep böyle aynı onunla karşılaşırken buluyor. Onun hayatını kurtarırken buluyor vesaire böyle sürekli başına böyle bir şeyler giriyor. insanlar da bunun peşinden koşmayı bırakmıyorlar. Yani o ne kadar kendini geri çekerse bu imtiyaz sahibi dediğin, bu ayrıcalıklı insanlar onu sürekli böyle bir yanlarına çekme peşindeler. Hoşlarına gidiyor bu böyle yabancı ve böyle yalnız takılan adam böyle onların ilgisini çekiyor herhalde bu duruşuyla. Onu merak ediyorlar, onu keşfetmeye çalışıyorlar. Sen nereden geldin? Ne yapıyorsun? Neden buradasın? Gel biz seninle arkadaş olalım diyorlar. Çünkü işte yeni, yeni oyuncaklarıma. Aynen, yeni bir oyuncak arıyorlar kendilerine onlar da. O da bir şekilde kendini bunun içinde buluyor. Tabii ki Joe çok akıllı. Bunları bir şekilde kendi lehine çevirmeyi başarıyor diyelim. En azından buna uğraşıyor bütün bu dördüncü sezon boyunca. Evet ve çok bence iyi bir senaryo bu. Kendine de özgü bir miza var. O yüzden zaten You izlenen bir dizi. Evet yani sonuçta biz yine kendimizi bir katilin tarafını tutarken buluyoruz. Yani böyle bir sürü insanın canına kıymış bir adam ya çıksın ya bu işin içinden hadi bakalım nasıl kurtulacak derken buluyoruz kendimizi bizim psikolojimize dair bu ne diyor bilmiyorum. Yani hem yakalanmasını istiyorum ben aslında onun <laughs> tamam ama diğer yandan da işte bu mahkus halini kırsın istiyorum yani üzülüyorum da adam için. <laughs> bir de yani bu böyle tüm yakışıklılığı cazibesi ve kibarlığına karşın yani tabii ki fena halde hasarlı bir tip. Çok hasarlı bir tabii evet. Ama yani aslında bence o başına gelen her şeyi de çok hak ediyor. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle hak ediyor canım. Evet yani. Özellikle işte bu sezon diyorum evet kaçmaya çalışıyor bir şeylerdi ama... ...sonuçta hep bir aranan hali de var. Yani hani insanların her zaman bir tercih yapma şansı vardır Defne. O da hep yanlış tercihleri yapıyor diyebiliriz. Yani en azından beni cezbeden şey... Kendini çok akıllı zanneden bir tip ya o Joe yani hem kibirli herkesten üstün görüyor kendini kimseyi beğenmiyor falan ve hep başı belaya giriyor bu yüzden <laughs> hep ondan daha akıllı birileri oluyor etrafında evet. o yüzden hak ediyor diyorum zaten. Evet 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 e bir de yani katil zaten elini sürekli kana buluyor yani illaki hak ediyor yani aranıyor. <laughs> Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu sezonla ilgili küçük bir önemli sayılabilecek bir detay. Pembadjli bu sezon ilk kez bir bölümü yönetti. Kendi hayatındaki de ilk yönetmenlik denemesi 9. bölüm. O yönetiyor. İstediği kadar hazırlanamadığını söylüyor bu bölüme. Çünkü hani hem oyunculuk hem yönetmenlik tabii ki zor. Normal şartlarda daha böyle detaylı bir çalışma yapmak istermiş bununla ilgili ve bundan sonraki kariyerinin bundan sonraki adımında da yönetmenlik ve yapımcılığı daha ağırlık vermek istediğini söylüyor. Ben oyuncuların bu tarafa geçmesinden hani hoşlanıyorum. Ben de. Yani on, onları o şekilde görmek güzel geliyor. Çünkü bunca sene aslında çok güzel tecrübe ediyorlar. işin hani o tarafını da görüyorlar. Bir yönetmenden neler beklediklerini çok iyi biliyorlar. O yüzden ben doğru bir kombo olduğunu düşünüyorum bunun. Hani yön, oyunculuktan yönetmenliğe geçen oyuncuların doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Ayrıca da bir tane podcastı var Pembelçin'in. Evet aynen aslında meslektaşız diyebilir miyiz? <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> evet diyebiliriz. <laughs> Podcast podcast'ın adı. Hem konukları ağırlıyorlar. Hem de işte çok erken yaşta oyunculuğa başlamış pembelciliği işte 12 yaşında falan ve okul okumamış yani hep böyle dışarıdan bitirmiş liseyi ortaokulu liseyi üniversite zaten okumamış bu da hani birazcık bunun üzerine yani hani o, o, yaşlarda birazcık hani daha farklı hayatlar yaşamaya başlayan insanlarla konuşuyorlar. Sadece oyuncular değil ama ağırlıklı olarak oyuncuları ağırlıyorlar programda. Dinlemesi bence bayağı keyifli bir podcast. Ben hoşuma gidiyor. Sadece o yok bu arada. Hatta bazen pembeciliğinin sesini çok az duyuyorsunuz. Daha çok zaten konuklarını konuşturuyorlar. Hem de kendi iki tane de yapımcı ortağı var onlarla beraber. Evet orada da yapımcı sıfatıyla aslında var. Evet evet aynen aynen. Neticede yani yu saplantılı insanlar var, cinayetler var. Evet ama aynı zamanda da aşk, tutku, ihanet gibi temalar da var. Bir de çok güçlü karakterler var. Bu sezonda bence öyle ve diyaloglar çok kolay akıyor. Evet. Bu yüzden de dizi ilgiyle izleniyor bence. Evet bir de bu sezon bence gerçekten biraz daha farklı olarak daha çok güçlü karakter var. Bir sürü insanı sanki daha böyle detaylı olarak tanıyoruz ya da ben belki daha yakın zamanda bu sezonu izlediğim için bana öyle gelmiş olabilir. İlk sezonu da tekrar bir izlemeye çalıştım bu arada. Orada da elbette vardı ama mesela bu sezon özellikle böyle karakter karakter gidiyor birazcık daha. Herkese daha çok böyle bir yer tanınmış hani Joe dışındakilere de onu fark ettim kendimce naçizane. Ben çünkü yalnızca 5 bölüm izledim ama sen hepsini izledin biliyorum. <laughs> Çok mu şaşıracağız? Şaşıracaksınız. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. ikinci yarının en başından itibaren bayağı bir şaşıracaksınız. Onu söyleyebilirim. O kadar söyleyeyim hadi. O kadarını söylemiş olayım. <laughs> 6. bölüm itibariyle şaşırmaya başlıyorsunuz. Tamam o zaman merakla bekliyorum. Çünkü benim tam yani tadı damağımda kaldı. Senin de ağzından böyle laf almaya çalışıyorum ama anladım illaki beklemem gerekecek 9 Mart'ı. ya yani Netflix'e de söz verdim biliyor musun? Hiçbir şey söylemeyeceğim diyoruz daha. Tamam o zaman. <laughs> o halde Sizler de Yu'yu izleyin yani dördüncü sezonu izleyin ve bize yazın isteriz. Nasıl buldunuz? Önceki sezonlara göre beklentilerinizi karşıladı mı? En favori sezonunuz nedir? En ne? favori karakteriniz nedir ben onu da aslında duymak isterim. Çünkü bir sürü güzel karakterle de tanıştık aslında. Hani bu sezon güçlüler dedim ama önceki sezonlardan da. O zenginlerden <laughs> hangisine sinir oldunuz? Hepsine mi yoksa arada kendinizi yakın bulduklarınız var mı? Hepsini duymak isteriz bunların. <laughs> televizyon Çocukları Podcast adresimizde hatırlatmış oluyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşça kalın.